Merhaba Hemseferlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben şu an Beytüş Şebap'ta Ayvalık köyündeyim. Burada Jirki aşiretinin lideri olan Tahir Ağa ile görüşeceğiz. Şimdi onun evine geldik. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, ben alırım. İyi, ben alırım şunu. Sağ olun. Merhaba. Tevanı başlayın. Varsın, selam. Ben de artık Selçavi demeyi öğrendim. Merhaba. Nasılsınız? Hoş bulduk. Cahide Kütke. Şimdi burası Barış'ın dayısının eviymiş. Burada biraz oturduktan sonra Tahir Ağa'nın evine gidecekmişiz. Hoş geldiniz sevgili. Hoş bulduk. Sağ olun. Allah kıyam kendine hal. Beni arıyor. Gene arkadaşlar çoktan videolar falan izliyor. Düğün olsun. Düğün videosu izliyorlar şu an. Ben kapıdan sen düşündüm. Bir çek yaptım. Ne bir daha bir daha bir daha. Kutken belki bir başlayalım. Sağ ol Recep Kutke'ye teyip başlayalım. Recep Kutke'ye seni alıyor. Derme bizim arkadaşımız. Hoş bulduk. Evin hanım kolonyayı beyine getirdi. Beyi misafirlere kolonya döktü. Sağ olun. Adınız nedir? Gülo Adıyaman. Gülo. Adıyaman. Güley mi Gülo mu? Güley. Güley. Adıyaman. Ha, Adıyaman soyadınız. Elbiseniz çok güzel. İşte Cirke de gelip bana bir şey sağlayın. Ay beni sağ olasın. Hiç fazla Türkçe bilmiyorlar mı? Yok. Aa, yok. Cavuz, kalem değil Cirke'den. Cahay beni bir diye iyi var ne? Diyor bir de ben de iyi, güzel elbiseler. Yetmiş gibi mi ben öyle normal. Bu da çok güzel. Bu rengin bir anlamı var mı? Bu. Eflatun işte renginin bir anlamı var mı? Ben git ya da seyret daha çıkmıyor. Yes, bilinler kendi seyret. Bu demeye ücretin mazı elmitime var. Alışkanlık. Özel bir anlamı yok mu burada? Ama diye kavenin hiç ben işte gene artık bu rengi. Ama elmitim. Alışmış sadece. Hemen burada biz geldik de yemek pişirmeye başladılar. Yemek pişirene kadar da siz Tahir Ağa'nın evine gidebilirsiniz. Sonra yemek piştiğinde tekrar gelin, birlikte yiyelim dediler. Şimdi Tahir Ağa'nın evine gidiyoruz. Şimdi normalde Ağa'nın evine giderken çok büyük hediyeler götürülüyormuş. Tabii biz onun altından kalkamayız, öyle diyorlar. Diyorum bir tatlı alalım diyorlar ki yok öyle değil. Başka radyo evine. Evet, şimdi Tahir Ağa'nın evine geldik. Evi burası. Hemen Türk bayrağı asılı burada. Şimdi ağa olduğu için çok misafiri geliyor. O yüzden evin büyük olması lazım. Yani ev bayağı büyük. Şuradan daha iyi anlarsınız. Şöyle bakın. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olasın. Teşekkür ederim. Gel. Sağ olun. Sağ olun. Nereye oturayım? Gel sen oraya otur. Tamam. Gel. Sağ olun. Nasılsınız? Hoş olasın, bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Size hoş geldin. Sağ hoş bulduk. Geldin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
من تو کدی؟ چه سیم خوب سر چهار تیم باش کن. من چهار بودم پیچگرد بیشی تازه چی من هم. سر چهار بود. خوش گرفت. خوش بودم. 22 aşiret lideri Tahir Adıyaman ile olan sohbetimizde ona birkaç soru yönelttim. O ise bu sorularıma çok samimi ve mütevazi bir şekilde yanıt verdi. Tahir Adıyaman, Türkçe'yi sonradan öğrendiği için konuşmalarımızın yanlış anlaşılmasının önüne geçmek adına sohbetimizdeki geçen konuşmaları kendim seslendireceğim. Tahir Ağa'ya ilk yönelttiğim soru, Köstüklerde barıştırma görevi size mi ait? Tahir Ağa, eskilerden beri bizim adetimizdir. Küslük varsa ben araya girip barıştırıyorum dedi. Kan davası olduğunda nasıl barıştırdıklarını sorduğumda ise aldığım cevap şöyleydi. PKK bu bölgeye girdiğinden bu yana bizim kan davamız yok. Biz sadece PKK ile mücadele verdik dedi. Peki kan davasını bitirmek adına birbirinize kız alıp verme zorunluluğunuz var mıydı diye sordum. İran'daki Lurlar'da böyle bir adet olduğu için acaba onlarda da var mıdır diye merak ettim. Aldığım cevap, bizde böyle bir zorunluluk yok. Barış sağlandığında kim kimi seviyorsa onunla evlenebiliyor dedi. Peki Tahir Ağa, çok misafiriniz geliyor mu diye sorduğumda, eskisi gibi misafirlikler kalmadı. Şimdi bazı günler 20 kişi geliyor. Eğer barıştırma söz konusuysa 100 kişiye kadar misafir gelebiliyor dedi. Tahir Ağa'nın evine misafir geldiğinde yemekleri eşleri yapıyor. Kişi sayısı çok olursa köy halkından yardıma geliyorlar. Bize de yemek hazırlamak istediler. Ama biz diğer aileye söz verdiğimiz için orada yemeğe kalmadık. Tahir Ağa'ya ağalık sistemini sorduğumda eskisi gibi ağalık kalmadı. Bir ağamız var, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir dedi. Tahir Ağa, 1984'ten bu yana biz PKK ile mücadele verdik. PKK geldiğinden beri bu memlekette huzur kalmadı. Kız kaçırdılar, hakimin çocuklarını kaçırdılar, öğretmen öldürdüler. Yollarımızı kesip arabalarımızı yaktılar. Aşiret olarak 200'e yakın şehidimiz var. Köyümüzü yaktılar, evimizi yıktılar. Bize her kötülüğü yaptılar dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Benim anam da Kürt, babam da Kürt ama ben PKK değilim. Aşiret liderliği babadan oğula mı geçiyor sorusuna aldığım cevap, evet ama bu bazen sadece babadan oğula geçmiyor. Çünkü aşiret mensuplarının da görüşleri önemli. Onların isteği üzerine lider seçiliyor dedi. Anladığım kadarıyla aşiret devletin olmadığı zamanlarda halkın kendi içinde yapılanmasının sonucunda oluşmuş bir birlik. Buna akraba birliği de diyebiliriz. Bu şekilde birçok aşiret ortaya çıkmış. Tahir Ağa çok mütevazi, misafirperver bir ağaydı. Bize çok samimi davrandı. Onunla görüşme isteğimi de çok mütevazi bir şekilde kabul etti. Ona da buradan şükranlarımı sunuyorum. Tanıştığıma memnun oldum. Başım üstüne geldi. Hoş geldin. Safa hoş getirdin. Hoş bulduk. Sağ olun. Herkese de selamımızı söyleyin. Hoş geldin. Baş safa üstüne. Baş sağ üstüne olun. Geldi. Şerefi. Sağ yine olun. Yine getirdin. Yolun açık olsun. Sağ olun. Çok sağ olun, hoş bulduk. Sağ olun. Aa, kapıyı açtı. Bana açmışlar. Sağ olun. Çık alo. Çık git evine. Mecesiyken. Güle güle git. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Biz geldik. Geldi. Kürtler çok misafirperverler. Aynen. Hemen bize yemek hazırladılar. Kebap yapıyorlar şu an. Tahir Ağa da yemek hazırlamak istedi ama
biz durmadık orada. Buraya geldik. Şimdi kebap hazırlıyorlar. Size şuranın manzarasını göstereyim. Bir yola çıkacağız, acıkmayalım diye bir şeyler atıştıracağız. Asla popatalım, kandılar çıkacak. Tajı yalan. Tavet acıyor. Ben bakmıyorum. Ya aman de ebaha, ebaha ikrabiyat getirin ha. Kötü. Cavet. Hey, zahir sen de inanıp değilsin ha, belli. Ha, giri. Git giri. Dena, dena, dena. Ne var burada? Ne var burada? Bence kebina. Bak, kum. Ne daha denen? Öder. Hadi işte, sahar yok. Kavurma, kavurma. Bir şabap. Kavurma. Yine gelir gelmez bizi gördükleri an baktım hemen et çıkarttılar, hemen et yemeği yaptılar. Kürtler de misafire çok önem veriyorlar. Elektrik gitmiş, o yüzden ışığımız biraz az. Sen deneni be ki, deneni bir getir, deniveri için hava değil mi oğlum? Ya. Valla. Kürtlerde misafir geldiği zaman erkekler mi hizmet ediyor? Değil mi? Ben onu fark ettim. Misafir geldiği zaman erkekler yemeği koyuyor sonra. Misafir geldiği zaman erkekler çalışıyor. Yemekleri kadınlar yapıyor, erkekler de sofrayı kurup kaldırıyor. Bu et keçi etiymiş. Ben daha önce de yemiştim. Çok sertti mesela ama bu çok yumuşak. Sofrayı erkekler kuruyor, erkekler kaldırıyor, kadınlar da yemekleri yapıyor. Konuşayım bir. Koronel barış bedeli zanne. Barış di peti ko zannetti, hadi o zannetti. Azı bu abim, azı bu acıyla bir tarif geldi. Gelsin peti bana. Şimdi bu köyden ayrılıyorum. Buraya yakın aşağı Dereli diye bir köy var. Ben şimdi oraya geçeceğim. Orada bu akşam kalacağım. Yarın da başka bir yere geçeceğim. Köye geldim. Belgin ve yeğenleri beni bırakacaklar ve gidecekler. Burada kalacağım. Gelmeyeceğim.
Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ne güzel manzarası var. Erkan kan nedir? Jenalka. Tamam. Eşi gelecek. Şu evde kalacağım. Merhaba. Evet, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok zahmet ettiniz. Teşekkür ederim. Buralara kadar geldiniz. Sağ olun. Hadi gelin. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çavanı baş. Vallahi benim Kürtçe bu kadardı. Sağ olun. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Serçaba. Çavanı başı. Her hati serserim Serçaba. Gel ötürü ötürü ötürü. Nasılsınız? Ya valla sağ olasın serserim Serçaba. Gel ötürü her hati serserim Serçaba. Gelin siz buraya oturun. Ötürü ötürü ötürü. Siz dışarıdan geldiniz. Siz oturun. Buraya oturun. Bir şerbini kopayım. Ne Cihan? Ağzını mı içinim? Ne bir şey Cihan? Adınız nedir? Ayşe. 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 Ha, Ayşe. Tanıştığıma memnun oldum ha, Ayşe teyze. İşte Hazibim, Xeyr Hatice, Serçava. Sağ olun. Xeyr selamet. Memleketi mi hoş ya? Hoş ya. Ya. Çok güzel. Manzarası da çok güzeldi. Gündem emel gündem ki bizni Xudan etgan, bizni Xudan etgan. Emet çine beri. Emet gerin. Ha demet hati ezel verir ya heda bu. Peşe bizni. Siz Türkçe biliyor musunuz? Allah Türkçe bilmiyor. Anlaşırız. Diyor ki biz keçi sahneye ne zaman? Sabahları mı keçi sağıyorsunuz? Evet. Sabah saat 12'de gidiyorlar, saat 2'de geliyorlar. Ha, nereye gidiyorsunuz? Nevyamına. Keçi sağmaya nereye gidiyorlar? Böyle bir yol var, yukarıdan gidiyorsunuz. Bir yol var, oradan gidiyorsunuz. Böyle dere var orada. Böyle bir köprü yapmışlar, oranın altına gidiyorlar, keçi sağıyorlar. Ha, keçiler sizin mi? Malihodetun? Em Xudan etken gove saharet verden şeyde çok müddet oldum. Minam ne zaman zaten ben de veren mevkire ha müddet oldum. Anlamadım. Evet, ketek kelime koydum. Keçileri sahneye gelip görseydiniz. Bilmiyordum. Bilsem gelirdim. Nadanım. Doğru mu dedim? Böyle mi diyorsun? Nazanım. Nazanım? Bilmiyordum. Nazanım mı oluyor? Biz gidelim artık. Tamam. Ablamlar yemek hazırlamış. Yönündeki bize gelecekler diyor. Ben tokum ama eşlik ederim aslında. Rica edelim. Sağ olun. Şimdi başka bir eve yemeğe gidiyoruz. Ama tabii ben yemek yemiştim. Şimdi sofradan kalkmıştım. Yine ayıp olmasın. Gideyim sofraya oturayım. Sağ olun. Lörün canti. Babacı piştakam dev cihan. Dedi yehi. Babacı. Tamam, evet, İberia. Merhaba. Merhaba. Çavani baş. Allah sağlıksın, sağlıksın. Çavani. Başım. Gel gel, Allah sağlıksın, sağlıksın. Aşkiret et. Fatih geldi. İranlı. Eşim İranlı. İranlı. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Thank you.
Kolay gelsin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Eyvallah. Cevabı hadi de. Hoş geldin. Hoş bulduk. Her merhaba. Cevanı baş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne tarafa geçiyorum? Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun şöyle oturun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Siz de kışa doğru geldiniz. Böyle şansınızda evet. Falan, soğuk falan. Aslında o kadar soğuk değil, daha soğuk oluyor mu? Yani ocağın ortasında falan bayağı soğuk oluyor. Kar yağınca yollar kapanıyor mu? Kapanıyor bazen. Eskiye göre şu an daha iyi. Mesela eskilerde bir aya yakın yollar kapanabiliyordu. İmkanlar kısıtlıydı biraz o zamanlar. Arabalar geçiyordu, böyle kar yere yapışıyordu. Biz kayıklarımızın üstünde kayıyorduk orada. Ne güzel. Yani iklimi biraz sert buranın kışın. Yaklaşık 6 aya yakın burada kışı görüyoruz yani. İşte Kasım'da başlıyor, Nisan'ın sonuna doğru havalar soğuk yani. Nisan'dan sonra işte yeni yeni sıcaklar başlıyor. Yazın çok sıcak oluyor mu? Yazın da sıcak oluyor. Yani biraz kuru sıcak var yani. Hı hı. Arslan gel. Son zamanlarda eskiye göre mesela çok şey kaybettik kültürümüzden. İşte sizin dediğiniz gibi biraz önce işte keş falan artık kimse yapmıyor. Bu ayranı işte hayvan derisinden falan şey yapıyorduk. Meşk. Meşk diyorduk biz ona. Artık onlar da kalktı. Bu teknoloji geliştikçe eskiler biraz şey oluyor. Öyle oluyor. Çok şeyi bıraktık yani. Kimse yapmıyor eskisi gibi. Kültürlerimizden biraz uzak kaldık açıkçası. Koçerler yapıyor mu? Koçerler yapıyor evet. Mesela koçerler yaylalara gittiği zaman onlar yapıyor. Onlar hala devam ediyor onlara. Bu taraflarda koçer var mı? Var. Koçerler de şu an göç etti işte. Onlar Mayıs'ın ortasına falan geliyor. İşte Ekim'in ortasına kadar bitiyor yani. Feraş'ın yaylası dediğimiz yayla. Onlar genelde oraya gidiyorlar. Ben bir şey duydum. Doğru mu bilmiyorum. Koçerler kaldıkları yere para mı ödüyorlar? Kira parası. Yok öyle bir şey yok aslında. Mesela bizim önderlerimiz falan bunlara yol gösteriyor sadece işte. Hani mesela aşiretlerimizin arazisi olduğu için mesela her aşiretin kendine özgü bir yeri var. Yani ayrı ayrı arazisi var. Tabii koçerler de geldiği zaman onlar da diyor işte gelsinler falan şey yapsınlar. Yani öyle bir para falan aldıkları yok. Hakkari'de bir arkadaş öyle bir şey söyledi koçerler. Hakkari tarafında olabilir. Biz kişiye göre değişir mi? Mesela birisi alır birisi almaz. Ha, onu işte söylüyorum. Olabilir. Tapulun arazisi varsa kiralayabilir mesela. Çünkü mesela koçerlerin de bayağı şeyi var mesela hayvanı var. Bazı koçerlerin 10.000'e yakın hayvanı geliyor. Şimdi bunları otlamak için bayağı büyük bir araziye sahip olması lazım. Doğru. Ondan dolayı. Biz her gün okula giderken bazı günler böyle bir sürü keçiler, 3 tane köpek var önlerinde. 2 tane adamlar böyle geliyorlar, gidiyorlar, geçiyorlar. Nasıl Ekin İda? Bir tane
Hani beyaz var, o beyaz olduğu için ben onun adını beyaz koydum. Diğeri kara mı? Bu siyahtır. Anneannem bana verdi. Seviyor musun keçilerini? Evet. Onları gezdiriyor musun? Evet, bazı günler bizim bahçeye gidiyoruz, onları da götürüyoruz. Yaramazlar mı? Bu beni mi verdi? Gezi gitti mi verdi? Ne yaptı ben? Kıdan zamanı hattım, bu da hıma bula. Kuru. Lan dur kuru, bura bura. Bu ne ya? Di di di. Di di di. Di di di. Biz böyle yer sofrasında genellikle şey yapıyoruz, yiyoruz yani. Yedi kadar yedi. Hadi bunu götürsen, bunu götürsen ben bırakırım. Levena. Levena, Levena. Levena. Ve keçi yoğurdu. Kendimiz yapıyoruz. Burada genelde keçi mi yetiştiriyorlar? Burada genelde keçi. Şimdi yaylalarda genelde koyun besleniliyor. Bizim burada böyle ağaç, çallık falan çok olduğu için genelde keçi. Yani düzlük alan yok bizim arazide falan. Genelde keçi şey yapılıyor. Eskiden mesela yaylalara gidip, yazın yaylalara gidiyorduk, kışın buraya geliyorduk. Şimdi o da artık yok. Yani mesela yazın kimse gitmiyor yaylalara. O dönemlerde koyun yetiştiriciliği falan vardı ama şu an gitmedikleri için genelde keçilere yöneldi. Burada düzlük alan yok. Hep yaylalarda kaldı onlar. Doğru. Ondan dolayı genelde keçi besliyoruz biz burada. Bu yemeğin adı ne? O haşlama. Şey, keçi eti. Ne etinden? Keçi eti. Aynen. O çorbanın adı ne? Ayran çorbası diyoruz. O yüzden demek kuru, fazla demek kuru. Bu da şey, ne diyorlar ona ya? Sulu köfte, aynen. Bu da şey, fasulye ya, o yağın içinde kızartıp, taze fasulye yağın içinde kızartıp şey yapıyorlar. Yumurtayla, iki tane yumurta bırakıyorlar içine. Kaldı. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum ki. Anlaşırız. Onun da kuması var. Ha. Bunun da var. Bakalım. Kötülerin hepsi kuması var. Herkesin kuması var. Sizde nasıl? Normal mi karşılıyorlar? Ha, çok iyi, iyi kardeş gibiler. Hiç problem olmuyor mu? Hayır, hayır, problem. İyi, güzel. Siz peki? Siz de anlaşabiliyor musunuz? Aynen. Evet, bir şey, evet. Evet, evet. Aynen. Yani siz birinci eşsiniz. Onların kocası, babası, Azmen'in babası ölmüş. Birinci, kuması da var. Büyük. Ayşe'nin kuması da var. Ama ayrılar. Yanında değiliz. Biz ayrı değiliz. Azmen'in kardeşi.
Ne zamandan sonra ikinci eş almak istiyorlar? Bir yaşa, belli bir yaşa ayrılıyor. Hayır, kadın biraz daha yaşlandığı zaman mı ikinci eş alıyorlar? Mesela bazen kadının çocuğu olmuyor. Benim kumam eltimdi. Onun kocası öldü, eşi öldü. Aha. Sonra benim eşim onu aldı. Evlendi. Burada almak zorunda mı? Hayır, çocuklar almak zorunda küçükse değil ama maddi durumda yani o yüzden evlendi. Çocuklar küçüktü, ufaklardı. Sizin adınız ne? Sinan. Sinan Kura. Adınız çok güzelmiş. Kim koydu adınızı? Nina. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Buyurun. Ay, Ertuşiler, Ertuşi asıl olan aşiret ve bu aşiretin 14 tane kolu var. Onlardan bir tanesi de Jirki aşireti. Alan aşireti, Ezin aşireti, Hacan aşireti, Gevzan aşireti, Kavuşan aşireti, Halile aşireti, Jirki bizim olan, bu bizim. Mehmet Kur'an aşireti, Mamkura aşireti, Şeref aşireti, Şida aşireti, Zevki aşireti. Ertuğruller başı, diğerleri kollar. Bu kitapta Tahir Ağa'nın da fotoğrafı var. Adamlarıyla birlikte. Gençliği. Aşiret üyeleri. Aşiret adamları yazmış da. Eşire Jirki liderinden Tahire Kerevan, Adıyaman soyadı ve adamları yazıyor. Jirki aşiretinin yaşadığı köyleri yazmışlar. Burada Kürtçe adı yazıyor, burada Türkçe adı yazıyor. Çeman, Ayvalık, evet. İşte Tahira bu köyde yaşıyor. Kespanşi. Kespanşi Mutluca olarak değişmiş. Çeme Hesko, Pirinçli. Berkevir, Tepebaşı. Burada da devamı var. Tahira'nın gençliği 1980. Jirki aşiretinin yaşadığı şehirler: Hakkari, Yüksekova, Şırnak, Batman, Antalya, Van, Mersin, Adana, Adana, Ceyhan, İzmir, Manisa, Turgutlu, İstanbul, Gaziantep, Avrupa ve Diyarbakır. Tahira'nın abisi Ahmet Kerevan, Ahmet Adıyaman. Onlar da toplanırdı. Böyle akşam yemeğini yedikten sonra oraya gidiyorlardı. Orada başlıyorlar sohbete falan. Herkes işte kimi komedyenlik yapan, kimi daha eskilerden bahseden, işte öyle falan toplanıyordu köylülerin hepsi, erkekleri falan. Gece saat 12'ye kadar orada kalıyorlardı. Teyzelerimiz Türkçe bilmiyor. Bana ayağını uzat demek istiyorlar. Türkçe diyemedikleri için de uygulamalı olarak bana gösterdiler. Ayaklarını uzattılar. Böyle yaptılar. Böyle yap sen de. Sonra ayağımı da kapattılar. Lepre di sur va 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 va